Efendim geldik 36. dersimize. Jeolojik zamanların birinci konusunu burada işleyeceğiz. Şimdi dünya 4,5 milyar yıl önce arkadaşlar katı yer kabuğu 4,2 milyar yıl önce ortaya çıktı ama 4,5-5 milyar yıl önce dünya oluşmaya başladı. Tabii ki bu 4,5 milyar yıl içerisinde dünyada çok büyük değişimler. Gerek kıtaların konumları, gerek iklim, gerek üzerindeki canlı yaşamında çok büyük değişimler ortaya çıkmıştır. Katı kabuk tutmasının ardından günümüze kadar bir takım faaliyetler gösteren yer kabuğu deformasyonlarına ya da canlılara bakarak biz jeolojik dönemleri birbirinden ayırmaktayız. Bakın, Prekambriyen başlarında yani günümüzden 4 milyar yıl önce çok ince bir yer kabuğu vardı ve burada da arkadaşlar çok büyük volkanik aktiviteler bize kendisini göstermiştir. Şimdi dünyanın katı kabuk tutmasındaki yaklaşık 4,2 milyar yıl geriye götürülmekte. Antekambriyen, Prekambriyen dönem bu dönem günümüzden 600 milyon yıl önce, 580 milyon yıl önce sona ermiştir. Kambriyen'e kadar jeolojik formasyonlara bakarak dönemi ayırmaktayız. Ama Kambriyen'den bu yana fosillere bakarak, canlı kalıntılarına bakarak ayırmaya çalışmaktayız. Bu dönem içerisinde meydana gelen değişik tortul tabakaların volkanik ve metamorfik formasyonlar ve sistemler üzerindeki yayılış tarzını izleyerek fasiyesleri yani kayaçların oluşum ortamlarını ayırmaktayız. İşte bu fasiyesleri farklı katmanlara bölüp içlerindeki fosillere bakarak farklı dönem ve alt devirleri ayırmaya çalışmaktayız. Canlıların devirler içerisinde göstermiş oldukları değişimler, yeni türler ve bunların sınıflandırılmasına baktığımızda, bunların yayılış alanlarına baktığımızda biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Paleo-coğrafik yöntemlerle jeolojik zamanları Paleozoik, Mesozoik, Tersiyer ve Kuaterner diye canlı dönemini son 600 milyon yılı 4 büyük devreye ayırmaktayız. Şimdi önce Prekambriyen, Kambriyen öncesi, pre önce demek. Prekambriyen ya da Antekambriyen dönemine baktığımızda dünyanın katı kabuk tutması arkadaşlar tabii ki o dönemden başlatıyoruz ve ilk çok hücreli canlıların karşımıza çıktığı 600 milyon yıl önceye kadar getirmekteyiz. Bu dönemde oluşan kayalar oldukça metamorfize olmuş bir yapıda yani hatta birkaç defa metamorfizma geçirmiş durumdalar. İçlerinde fosil yaya yok ki arke fosilleri var ama şiddetli deformasyon yüzünden çok bozulmuş, çok tahrip olmuş durumdalar. Bu döneme ait araziler genel olarak bazı yerlerde granitlerden, bazı yerlerde ise arkadaşlar şistlerden ve şistlerin de metamorfizmaya uğramasıyla meydana gelen gneisslardan oluşmakta. Yani genellikle şiddetli deforme olmuş mamatik kayaçlar ya da metamorfik kayaçlardan oluşmaktadır. Bu kayaçlar genellikle kıtaların çekirdek kısımlarında ya da bunların çevresindeki bölgelerin temel kısımlarında karşımıza çıkmaktadır. İşte Kanada kalkanı, Güney Amerika kalkanı, Afrika, Arabistan, Baltık kalkanı, Angara kalkanı, şuraya geliriz Hindistan kalkanı, Avustralya ve Antarktika'da arkadaşlar bunları görmekteyiz. Bu dönemi sular içerisindeki tek hücreli canlılar yani arkeler örneklendirmektedir. Evet, bu dönemde sular içerisinde tek hücreli canlılar karşımıza çıkmıştır. En eski kıta çekirdekleri oluşmuştur. Bu dönemi ifade eden canlılar alger ve radyolaryalar gibi tek hücreli canlılardır. Paleozoik. Şimdi ne dedik? Kambriyen'e kadar jeolojik formasyonlara bakıyoruz. Kambriyen'den sonra canlılara bakıyoruz. Paleozoik. Eski canlılar dönemi. Mesozoik, yeni canlılar dönemi. Neozoik, orta canlılar dönemi. Neozoik, yeni canlılar dönemi. Ki Neozoik bizim tersiyer ve kuaternerimizi kaplamaktadır. Şimdi Paleozoik'e baktığımızda burada tek hücrelilikten çok hücreliye geçişi görmekteyiz ve bir canlı patlaması yaşanıyor. Özellikle okyanuslar içerisinde canlı çeşitliliğinde muazzam bir artış
karşımıza çıkmakta. Daha çok balıklar ki bundan dolayı Palaozoik balıklar çağı olarak adlandırılmaktadır. Şimdi dikkat ediniz, Palaozoik başlarında canlılık sular içerisinde fazla ama Palaozoik sonlarına geldiğimizde karalarda bitkiler ve diğer canlıları görmekteyiz. Yani Prekambriyen dönemde su içerisindeki tek hücreli canlılar belli bir miktar oksijen ürettiler. Genellikle bitkisel kökenliydiler. Bunlar su içerisinde bir oksijen dengesi sağladıktan sonra sular içerisinde canlı patlaması karşımıza çıktı. Çünkü canlı demek oksijen demek. Oksijen olmadan canlılık görülemez. Sonra yavaş yavaş atmosfer içerisindeki oksijen miktarı dengelenmeye başlayınca kara canlıları ancak Paleozoik'in sonlarına doğru karşımıza çıkmaktadır. Şimdi bu dönemde ilk bitkiler ve hayvanlar karasal yaşama hızla uyum sağlamaya başladılar. Özellikle arkadaşlar Kambriyen ve Permiyen dönemlerinde likenlerin, damarsız kara yosunu benzeri bitkilerin ve kırkayak benzeri canlılar bu dönemde oldukça fazladır ki Orta Paleozoik sonlarına doğru omurgalı canlıları da görmekteyiz. Geç Paleozoik'e geldiğinde yeryüzünde karaları uçsuz bucaksız ormanlarla kaplıydı. Gerçekten arkadaşlar dev ağaçlardan oluşan ormanlar karşımıza çıkmakta ve birçok hayvan grubu da arkadaşlar bu ekosistemin içerisine girmiştir. Karasal faunanın en göze çarpan üyeleri artık uçma yeteneğini kazan böceklerdir ki bunlar oldukça büyük böcekler ha bu arada. Küçük bizim şu an sinekler gibi düşünmeyin. Ve bunun yanında iki yaşamlılar yani amfibiler. Şimdi bakın ilk önce canlılık nerede karşımıza çıktı? Sularda. Sonra belli zamanda suda, belli zamanda karada yaşayan. Mesela kurbağalar bir amfibidir. Yani hem suda hem karada yaşayabilir. Bunlar karşımıza çıkmaya başladı. En sonda sürüngenler. Yani dinozorların ataları da Paleozoik sonlarında karşımıza çıkmaktadır. Paleozoik sonlarına doğru kıtaların tekrar bir araya gelmesiyle iklim kuraklaşıp karasallaştı. Niye? Bakın karalar bir araya geldiğinde denizden uzaklaşıyorsun. O zaman karasallık karşımıza çıkıyor ki kıyı bölgelerinde nemli ormanlar görülürken iç bölgelerde arkadaşlar açık tohumlu yani gimnosferler karşımıza çıkmıştır. Şimdi iki yaşamlılar da sürüngenlere doğru bir kayış yani amfibilerden sürüngenlere doğru bir kayış bu dönemin sonuna doğru karşımıza çıktı ki zaman sonunda sürüngenler oldukça çeşitlendi ve hem sayılar arttı hem de çeşitliliklerinde bir artış oldu ve memelilerin ve dinozorların ataları karşımıza çıkmaya başlamıştır. Bu canlılardan bazıları kürklü ve sıcakkanlı olduğu düşünülüyor. Kürklü olması bu dönemde arkadaşlar zaman zaman soğuk dönemlerinde yaşandığı ne yapmakta bize göstermektedir. Permiyen sonunda bir gök cisminin yeryüzüne çarpmasıyla Paleozoik dönem sona erdi. Bakın Paleozoik'in başlaması bir canlı patlamasına karşılık gelir. Sonu bir katastrofa yani toplu yok oluşa karşılık gelmektedir. Biz Paleozoik'i alttan üste doğru Kambriyen, Ordovisyen, Silüryen, Devoniyen, Karbonifer ve Permiyen diye 6 basamağa ayırmaktayız. Ve yaklaşık arkadaşlar 300-350 milyon yıl sürmüştür. Şimdi Kambriyen. Arkadaşlar Prekambriyen bitti, Kambriyen başladı. Canlı patlamasıyla başladı. Canlılık ilk önce arkadaşlar sular içerisinde karşımıza çıkıyor. Avrupa ve Akdeniz bölgelerinde karasal ve denizel kökenli olmak üzere iki büyük grupta ele alınacak tortul tabakaların varlığı ki bunların kalınlığı yer yer 2000 metreyi geçmiştir. Bu da erozyon olaylarının ne kadar şiddetli olduğunu bize göstermektedir. Bu devirde ılık ve sıcak sularda yaşayan deniz yosunları önemli karakteristik türleri oluşturur. Deniz yosunları, henüz kara yosunları karşımıza çıkmadı. Orta Kambriyen'de önce Kuzey Amerika'da meydana gelen kıvrım sistemleri bunları ortaya çıkartan yükseltiler yine Atlas ve Büyük Okyanuslar birbirinden ayrılmaya başlamıştır. Bakın arkadaşlar Üst Kambriyen günümüzden 500 milyon yıl önceye baktığımızda Kuzey Amerika, Sibirya, Baltık daha ziyade arkadaşlar Güney Yarımküre'de bir arada bulunmaktalar.
Dönemi eklem bacaklılar olan ve erken kambriyenden geç permiyene kadar yayılış gösteren tribolit adı verilen canlılar temsil etmektedir. Ordovisyen dönemine geldiğimizde arkadaşlar yine kıta hareketlerine biz bu dönemde de rastlamaktayız. Kambriyen'de büyük ölçüde karaların yine güney yarımkürede toplandığını görmekteyiz. Gondwana güney kutbuna doğru kaymış ve arkadaşlar Antarktika üzerinde belli ölçüde buzullar karşımıza çıkmıştır. Dönem boyunca buzullaşma ve sıcak devreler birbirini takip ettiği için transgresyon ve regresyonlar da belirlenmiştir. Tabii ki transgresyon ve regresyonları neyle belirliyoruz? Taban konglomeralarına bakarak, buradaki transgresif seri ve regresif serilere bakarak belirlemekteyiz. Tüm dönem boyunca iklim ılıman ve yağışlıdır. Yine geniş alanlarda sığ denizler karşımıza çıkmıştır. Ve baktığımızda bakın şu açık maviyle gösterdiğimiz alanlar sığ denizlerdir. Tabii ki sığ denizleri temsil eden işte kalkerler gibi, konglomeralar gibi kayaçlar bize kendisini gösterdi. Yine arkadaşlar bu koşullar altında farklı çevrelere uyum sağlayan bazı canlı toplulukları da karşımıza çıkmaya başlamıştır. Dönemi karakterize eden canlılar vertebralar yani omurgalılar ve balıklardır. Şimdi bütün paleozoya balıklar deriz ama özellikle bu devre arkadaşlar balıklar çağı olarak bilinmektedir. Yine arkadaşlar burada çeşitli midyeler, yosun hayvancıklar, mercanlar, derisi dikenliler, deniz laleleri. Bakın şunlar deniz lalesi arkadaşlar. Bunun gibi canlılar karşımıza çıkmıştır. Silur dönemine geldiğimizde arkadaşlar İngiltere'nin Galler bölgesindeki Silur kabilesinden adını almıştır. Çünkü bu kayaç toplulukları ilk defa orada belirlenmiştir. Silurien'de, Kambriyen'de meydana gelmiş denizler arkadaşlar genel olarak alanlarını korumuşlar. Bakın Sibirya biraz daha kuzeye doğru ilerlemiş. Kuzey Amerika ve Baltık Denizi ki burada mesela Lapatus Okyanusu bulunmaktadır. Orta Avrupa ve Akdeniz bölgelerinde arkadaşlar devamlı deniz kolları uzanmakta. Rusya platformu, Kanada kalkanının bulunduğu alan arkadaşlar meydana gelmiştir. Bu devirde çenesiz balıklar yayılmış, tatlı su balıkları karşımıza çıkmış. Yine ilk çeneli balıklar çoğalmaya başlamış. Ökaryot yaşam arkadaşlar karada yani böceklerden oluşan yaşam karada kalıcı hale gelmiş ve bu dönemde örümcekler, böcekler, kırk ayaklar ortaya çıkmış ama kırk ayakları görün 3-4 insan boyunda ve ilk damarlı bitkiler de karşımıza çıkmaya başlamıştır. Devon dönemine geldiğimizde arkadaşlar Devonyon dünyasında iki kara parçası karşımıza çıkmakta. Bakın Lavrasya ve Gondwana. Tabii ki Lavrasya'da arkadaşlar iki büyük parçadan oluşmakta. Bunlar bir yanda kuzeye doğru hareket ederken diğer yanda da arkadaşlar saat ibresinin tersi yönünde de bir hareket göstermişlerdir. Geleceğin Asya'sına ait bazı levhalar arkadaşlar Gondwana'dan ayrılmış yani kuzeye doğru kaymış. Yine Lavrasya, Baltık ve Laurentia. Bakın şurası Baltık ve Laurentia. Şurası arkadaşlar Sibirya bulunmakta ve şu çevrede arkadaşlar Lapatus Okyanusu'ndan oluşmaktadır. Yine Lavrasya ve Gondwana çevresinde de levhaların çarpıştığı bölgeleri görmekteyiz ki buralarda da dağ oluşum hareketleri bize kendisini göstermekte. Yavaş yavaş dev kıta Pangea'da ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu devirde çenesiz ve çeneli balıkları, ilk köpek balıklarını, ilk kemikli balıkları görüyoruz ki bakın çok sayıda balık, tabii balıklar birer omurgalıdır arkadaşlar. Vertebraların çeşitliliğinde büyük bir artış var. Yine bu dönemde iki yaşamlılar yani Devon dönemde hem karada hem suda yaşayan canlıları görmekteyiz. İlk ağaçlar ve ormanlar ortaya çıkmış ve tohumlu bitkiler de arkadaşlar yaygınlaşmıştır. Yine biz bu dönemi ammonitlerle ayırmaktayız. Devonyen dünyada sıcak bir dönem geçirmiş. İklim ılıman ve yağışlı. Zaten bitki örtüsünün gür olması da bize bunu arkadaşlar göstermektedir. Silüryen'de ortaya çıkan çeşitli balık grupları varlığını sürdürürken arkadaşlar yine yeni balık grupları da karşımıza çıkmış. Dedik ya vertebraların çeşitliliği arttı. Bundan dolayı arkadaşlar bu dönem balıklar çağı olarak adlandırılmıştır.
Geldik karbonifer döneme. Arkadaşlar karbonifer biliyorsunuz gür ormanların oluştuğu dönemdir. Zaten bu gür ormanlar jeolojik formasyonlar içerisinde sıkışarak ne yaptı? Bizim taş kömür yataklarımızı oluşturmuştur. Karbonifer tüm dünya karalarının ekvatoral düzlemde bir araya toplanmaya başladığı dönemdir. Bu uçsuz bucaksız kara parçaları bugünkü Amazon ormanlarına benzer dev ağaçlardan oluşan gür bir bitki örtüsüyle kaplıydı. Bu uçsuz bucaksız yeşil ormanlar ki tabii ki bugün bu türler yok ki bu dönemden günümüze arkadaşlar eğrelti otları bizim eğrelti otların ataları da o dönemde karşımıza çıkmıştır. Hani bu evlerimizde beslediğimiz aşk merdiveni dediğimiz çiçek var ya. Onlar arkadaşlar gerek bataklık alanlarda gerek kara üzerinde çok yaygın ormanlar oluşturmuşlardır. Bu yoğun bitki örtüsünün hayvan sakinlerine baktığımızda böcekler, kırkayaklar. Bakın arkadaşlar şu kırkayak 3 insan boyunda bu kadar dev bir canlı. Yine çeşitli akrepleri de burada görmekteyiz ama bunlar çağdaşlarına göre dev boyutlardaki canlılardı. Yine iki yaşamlılar da arkadaşlar karşımızda yani şeyler hem suda hem karada yaşayan canlıları da arkadaşlar görmekteyiz. Dönemin sonuna doğru dev kıta arkadaşlar Pangea oluştukça hem karasallık şiddetlenmeye başladı hem bazı alanlarda buzullar büyümeye başladı. Tabii ki denizler çekildi. Kuraklaşan iklimle birlikte arkadaşlar artık bitkilerin ve canlıların yaşayış tarzı değişmeye başladı ve bu dönemde artık yavaş yavaş biz ilk sürüngenleri görmekte başlamaktayız. Karbonifer adını tabakaların arasında bulunan kalın kömür katmanlarından almaktadır. Kuzey yarımkürede Laurasya, Angara, güneyde Gondwana'da dağlık alanlar karşımıza çıkmaya başlamıştır. Yine bu dönemde arkadaşlar ilk Tetis denizi de karşımıza çıkmaya başlamış ve karbonifer doğasında canlı çeşitliliğin oldukça yüksek olduğunu, sürüngenleri ve ilk uçan böcekleri bu dönemde görmekteyiz. Gondwana ve Laurasya'nın çarpışmasıyla Pangea karası doğmuş oldu. Bu sırada arkadaşlar Pangea büyük bir dilimi ortadan ikiye kesilmiş bir pasta gibi görünüyordu ki ortasında da Tetis denizi gelişmeye başlamıştır. Tabii ki güney kısmında arkadaşlar kalın bir buz katmanı da karboniferde bize kendisini göstermektedir. Şimdi dönemin başında iklim oldukça nemli ve tropikti ki gür ormanlar bize zaten bunu kanıtlamakta. Fakat hatta mevsim de yok. Çünkü inceliyorsunuz kömür depolarındaki ağaç şeylerini, ağaç yaş halkaları yok. Ama dönemin sonuna doğru geldiğimizde artık güney kıtlı üzerinde büyük bir kara parçasının büyük bir buz parçasını da görmekteyiz. Karboniferde sığ denizler deniz omurgasızlarının birincil yaşam alanını oluşturmuş ki şu açık maviyle gösterilen sığ denizler arkadaşlar gerçekten deniz canlıları için en uygun alan halindeydi. Ama yavaş yavaş karaların yükselmesiyle birlikte artan erozyonlar deltaların genişlemesine neden olmuş ve böylece arkadaşlar sığ deniz canlılarının sayısında bir azalma. Çünkü su bulanıklaştığında artık deniz canlılarının sayısında bir azalma görülüyor. Paleozoik'in son devresi olan Permiyen'e geldiğimizde arkadaşlar Ural Dağları'ndaki Perm şehri çevresinde ilk defa incelendiği için ismini buradan almaktadır. Bu dönemde biz şiddetli volkanik faaliyetlerin meydana geldiğini yine dağ sıralarının oluştuğunu ki Hersinyan kıvrımları bu dönemde şiddetlenmiştir. Gondwana kıtası üzerinde arkadaşlar güneyde büyük bir buz takkesi de karşımıza çıkmış ve bunlar yer yer denize kadar inmiştir. Bu dönemde kurak karasal iklim şartları hüküm sürüyor. Niye? Karalar bir araya gelmiş. Pangea denizden uzaklaşmış ve karaların iç kısmında karasal şartlar şiddetlenmiştir. Karboniferdeki bataklık ormanlar yok olurken açık tohumlu bitkilerin biz yaygınlaşmaya başladı. Yani angiospermalı bitkilerin yaygınlaşmaya başladığını görüyoruz. Yine ilk kara sürüngenleri yani dinozorların ataları bu devrin sonunda karşımıza çıkmış ve toplu yok oluşla da bunların büyük bir kısmı ortadan kalkmıştır.
Şimdi Paleozoik dönemi özetleyecek olursak, bu devirde kıta çekirdeklerine yeni kıvrımlar eklenmiştir. Arkadaşlar baktığımızda şu açık sarı renkler, Kaledonya kahverengi renkler, Hersinya kıvrımlarıdır. Yani Kaledonya ve Hersinya kıvrımları oluşmuştur. İlk kara bitkileri ortaya çıkmıştır. Bakın bu fosili, bu da bizim arkadaşlar Eyrelti otumuz. Neredeyse olduğu gibi varlığını korumuş bir canlıdır. Yine bu dönemde kömür yatakları karşımıza çıkmaktadır. Balığa benzer ilk organizmalar, ilk dişli balıklar karşımıza çıkmıştır. Birinci zamanı ifade eden canlılar graptolitler ve tribolitlerdir. Evet, jeolojik zamanlar bir dersimizi tamamlamış olduk. Gelecek dersimizde Mesozoik, Tersiyer ve Kuaternerle jeolojik zamanlara ayrılma, yaşlandırma yöntemlerini işleyeceğiz.